Bizden bir haberle başlayalım bültene şöyle baktığımız zaman. Nedir o? Bir süredir hazırlıklar vardı biliyorsunuz. Bunu zaman zaman sizlere hatırlatıyorduk. Diyordu ki Alanya'da temsilciliğimiz açılıyor ve oradan işte canlı yayınlar olacak. Örneğin spor programları, tartışma programları ve yine oradan da haber bülteni gerçekleştireceğiz. Şu anda Alanya'dan bize gelen görüntü bu. Baktığımız zaman o aslında anı da birlikte yaşıyoruz. Test yayını geliyor bu görüntüler. Tabii ki daha önce kaydedilen görüntüler ama Alanya'dan şu anda bize, şu an içerisinde gönderilen görüntüler. Hoş geldiniz Hayati Kaynar bizlerle birlikte. Tabii ben aktarmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım ama nasıl bir süreç bizi bekliyor? Biraz sonra öncesinde konuşacağız ama önümüzdeki o süreçte nasıl bir süreç bizi bekliyor? Önümüzdeki süreçte şimdi Antalya'nın gerçekten gururu olabilecek bir kanal, Kanal Antalya. Bölge temsilcilikleri vermesiyle beraber biz de Alanya'dan işte günlük hem ana haberdir. İşte atıyorum herhangi bir yerde yine yangındır, herhangi bir şey oldu. Canlı bağlantı. Canlı programlar da olacak sanki. Tabii programlarımız da olacak. Spor programımız da olacak. Alanya bunu dediğiniz gibi biraz önce de yaklaşık 5 aydır bekliyor. Herkeste bir heyecan var. Çünkü Alanya'nın uyduya ihtiyacı vardı. Yıllardır insanlar ya acaba bir uyduya çıkabilir miyiz? Uyduyu yapabilir miyiz? Nasıl şu anda olacak diye. Televizyon yok. Tabii yok. Şu anda yok. Yani Antalya'nın kanal olan Kanal Antalya böyle bir hamle yapması Alanya'da çok büyük bir heyecan yarattı. Yani şu anda insanlar öyle bir bekliyorlar ki hani başlansa da bizler de tam anlamıyla bir takip sürecine başlasak yani diye. Yani sahiplendiler diyebiliriz. Evet, Alanya'da şu anda kırsalda bize sürekli mesajlar geliyor. Özellikle Alanya'nın köylerinde mesela Alanya merkezden uzak olan insanların frekans, bizim yapmış olduğumuz frekans paylaşımları sayesinde oradaki vatandaşlar uydu frekansını girerekten Kanal Antalya'yı şu anda kırsalda yani Alanya Anamur'a kadar olan bölümde herkes frekansı ayarlamaya başladı. Şu anda çok güzel bir sürece girdik. İşte yayın alma durumu vardı. Şimdi onu da hallettik. Allah'ın izniyle kısa bir süre içerisinde de başlamış olacağız. Biraz da önceye bakmak gerekirse tabii şimdi önümüzde güzel bir süreç var. Önceye bakmak gerekirse hazırlıklar. Tam da aslında o konuşuyordum o bir yandan da tabii süreyi doldurmak adına da. Türkiye'de tabii ki bildiğimiz bizim 5 büyük kanal var. Evet. Onun haricinde yine İstanbul'dan yayın yapan televizyon kanalları var ama bir diğer yandan da özellikle son yıllarda atılımlar yapmaya çalışan, kendilerini geliştirmeye çalışan işte bizler gibi Anadolu'nun çeşitli illerinde yerel menşeli televizyon kanalları var. Bunu neden yerel televizyon kanalı demiyorum? Çünkü artık uyduya geçmesiyle birlikte yerel kanalların birçoğunu onların aslında o ulusal kanallardan teknik manada herkese ulaşabilmeleri manasında bir farkı yok. Bunun da bilincinde tabii ki izleyicilerimiz de. O süreci, bir hazırlık sürecini... Bu kolay bir süreç değil. Bu tamamıyla Kanal Antalya'nın çok büyük bir yatırımı bu. Bazı şeyler biliyorsunuz Türkiye'de ekonomik düzeyden geçiyor. Ciddi anlamda Alanya'da da insanların o beklentisini verebilme adına hani sadece günlük ajanslardan alınan haber değildi. Gerçekten önemli olsun diye Alanya'ya çok büyük bir yatırım yapıldı. Bunda bir sürece geçti. Yani şimdi baktığımız zaman diğer kanallara sabit tek noktadan veriyor. İşte az önce ulusal kanallarda mesela atıyorum X bir kanalın bölge temsilcilikleri var. Bu bölge temsilcilikleri dediğimiz zaman da sadece bir kişiden oluşmuyor. Şu andaki Alanya'daki ekibimiz yaklaşık bir 10 kişilik bir ekibimiz var çalışan. İşte reklam departmanından tutun da muhabirine kadar olan bir departmanımız var. Ciddi anlamda bir külfet içerisine girilmiş, yatırım yapılmış bir temsilcilik haline geldi. Şimdi Antalya'nın kanalı deyip de Antalya'daki diğer ilçeleri unutmak olmaz. Şimdi atıyorum işte Gazipaşa var, Aksu var, Serik var, Korkuteli var. Bunun gibi birçok ilçeye hakim olmaya da yavaş yavaş işte Cengiz Han Bey'in büyük çalışmaları vesilesiyle de bizler de yardımcı oluyoruz. Çok büyük bir atılım içerisinde. Bu olması gereken bu ki insanlar bölgeden daha fazla haberleri olsun. Ne kadar çok anında yanaşabilirsek, ne kadar çok anında haber bilgisi verebilirsek o kadar katkımız olacağını düşünüyorum.
Evet, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür bilgilerden ediyorum. Dolayı. Tabii son olarak yine Alanyalılar, özellikle Alanyalı izleyicilerimize tabii ki Türkiye'nin dört bir yanından Kanal Antalya izleniyor. Antalya'nın da yine birçok ilçesinden izleniyor ama şu vakitten itibaren özellikle Alanya'daki izleyicilerimiz artık sahiplenerek de izleyecekler. Tabii Alanya'nın yani, bir kanalı gibi. Tüm olacak. İlçeler izliyor, tüm ilçeler sahipleniyor ama baktığımız zaman Alanya'da tabii Alanya'nın önümüzdeki yıllarla alakalı, gerçi onu daha sonraki dilimlere de bırakabiliriz. Evet, bazı gelişmeler belki, kulis bilgileri de var tabii ki onunla alakalı. O süreçte de bambaşka bir boyuta taşıyacak bir şey olabilir. Son sözleri o açıdan size bırakıyorum. Ben Alanya'dan, Alanya'daki büyüklerimden özellikle, onlar yıllardır herkesin bir projesi vardı Uydu'ya girelim geçelim diye. Herkesten tabii ki destek isteyeceğiz. Elimizden geldiği kadar yönsüz, tarafsız bir haber politikası izlemeye gayret göstereceğiz orada da. Alanya'daki büyüklerime buradan selam yolluyorum. Ekibime selam yolluyorum. Onlar da izliyorlar burada.